Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Xitayının yana 42 şirkətini qara tizimlikə kirgizdi. Amerika Sodi Ministerliği Xitayının yana 42 şirkətini eksportni kontrol qilish tizimlikə kirgizdi. Amerika Vazının xəbərində bildirilishicha, Amerika Sodi Ministerliği 6 oktyabr Amerika hökumətinin eksportni kontrol qilish tizimlikiga Xitayının yana 42 şirkətini kirgizgan bo'lib, bu şirkətlər Rusiya hərbi və müdafiə sənayət bazasını qollash bilan ayiblangan. Bunundan başqa yana Finlandiya, Germaniya, Hindiston, Turkiya, Arab Birlashma Xalifaligi və Angliyadagi 7 o'rinmi eksportni kontrol qilish tizimlikiga kirgizilgan. Amerika Sodi Ministerliği Sanoat ve Bexatarlik İdarasının hüccetinde kayıt kılınışça, qara tizimlikka kirgizilgan bu o'rinlar Amerika'da işlep çıkarılgan toplaştırılgan tok yolunu Rusiyanın harbi yoki müdafiye sanayeti için temilleyen deb qaralgan. Amerika Sodi Ministerliği bayonotida bugün qara tizimlikka kirgizish haqida aniq uchur berildi. Agar siz Rusiya müdafiye sahasini Amerika'dan gelgen texniki bilan ta'minlaydigansiz, biz uni cho'qim bilimiz ve tedbir qo'llanamiz degan. Bildirilishicha Washington yana ma'lum bir şirketni Amerika'nın devlet bexatarligi yoki tashqi siyosatiga tahdid deb qaragan bo'lib, bu şirket mu Amerika hukumatının qara tizimlikka kirgizilgan. Ta'minlovchi şirketler qara tizimlikdagi o'rinlarga mol setishdan burun cho'qim ijozatnoma ilishi kerak ekan. Ma'lum bo'lishicha 9-oyning oxirida Amerika Sodi Ministerligi eksportni kontrol qiladigan o'rin tizimligiga bir qism Xitoy o'rinlarini kirgizganligini e'lon qilgan. Bununga qarata Xitoy Sodi Ministerligining bayonotchisi 27-sentabr bayonot e'lon qilib norozilik bildirgan hamda Xitoy shirkatlari va shaxslarining atalmish qonunlik huquqi va manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligi to'g'risida jar solgan. İsrail-Palestin urushi shiddat bilan davom qilmoqda. Palestin qarşılıq bildiriş təşkilatı Hamasının hərbi qismi bolğan İzziddin Əl-Qassam brigadası İsrailiyaga qarşı Aqsa kəlkünü hərəkəti qozğandan kən iki tərəfdəki toqunuş əvjiga çıxmaqda. İsrailiya armiyası bir keçidə Qəzza rayonuna 500-dən artıq hava hücumu qılğanlığını elan qıldı. 493 Palestinlik İsrailiyanın Qəzzaya qılğan hücumunda qaza qılğan bolsa, 800 İsrailiyalıqın Hamasının hücumunda ölgənliyi, bunların içində 100-dən köp əskərinin varlığı və nurğun İsrailiya askerinin əsirge ilinğanlığı bildirildi. İsrailiya baş ministri Netanyahu biz uruş qılıvatımız deb bayanat elan qılğan bolup, Tel Aviv rejimi texçi Hamas tarafından igilib alınğan 8 rayonunu qaytırıp alalmağan. İsrailiya armiyası 7 oktyabrdan başlap qamal qılınğan Gazze rayonuna hava hücumunda 1000 tonnadan artıq partlatqıç doğru işlətkənligini elan qılğan bolup, armiya tarafından elan qılınğan yazma bayanatta tünügün keçtin başlap Gazze rayonunda hər birige onlığan kürəşçi ayruplan qatnaşqan 4 qıtımlıq hava hücumu elib barğanlığını 800-dən artıq nişanğa hücum qılğanlığını bildirgan. Bunu fırsat bilgen Xitay rejimi İslam dünyasına çıraylıq görünüş üçün dərhal bayanat elan qılıb, İsrailiya və Palestin zeminində puhralarının talapetki uçuruşunu qubul qılğılı bolmaydıqanlıqını və bu əkvalını əyibləydiqanlıqını elan qıldı. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği elan qılğan bayanat deyənə toqunuşunu tügütüşünün toğru yolunun iki dövlətlik həl qılış çarısını yol qoyuş işgəlliki dəva qılındı. İsrailiya armiyası bayanatçısı Qəzza rayonundan ətrafdaki İsrailiya ultraq rayonlarına sınıb girgen Palestin qurallıq qrupları bilen toqunuşunun davamlı şivatqanlıqını dəlildigen bolup, bayanatçı İsrailiya bexatarlıq qısımlarının Qəzza rayonundan neçə kilometr yiraqlıqdaki Be'ir bazarıda keçici 70-dən 90-gıcı qurallıq unsurlar bilen toqunuşqanlıqını və toqunuşlarının davam qılıvatqanlıqını əskerdi. Bayanatçı yana 7 oktyabrdan buyan Qəzza rayonundan 1000-ga yaqın qurallıq palestinlikning oxşama 80 noktadan İsrailiyadaki 20 ultraq rayon ve 11 harbiy bazığa kirganligini bildirdi. Ve İsrailiya bexatarlıq qismlarının Qəzza rayonu etrafındaki oxşamağan 7 noktada Palestin qurallıq qrupları bilen toqunuşqanlığını bayan qıldı. Ondan başqa Qəzzanın qərbidəki Yarmuk məscidi İsrailiya uruş ayruplarının hava hücumunda vayran bolğan bolup, bunun bilen hava hücumunda vayran qılınğan məscidlərinin sani 4-kə yetdi. İsrailiya tünügün Əl-Əmin Muhammed, Əhməd Yasin ve Muhammed Əl-Həbib məscidlərinə hücum qılğan idi.
Amerika'da İsrailiyani qolluqçular bilan Hamasni qolluqçular arasida to'qunish yuz berdi. İsrailiya bilan Hamas o'rtasidagi keskin to'qunish sababli Amerikaning bir necha shahrida İsrailiyani qolluqçular bilan Falastinni qolluqchi namoyishchilar arasida jadal mojaro chiqdi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha 8-oktyabr Amerikaning Nyu-York, Atlanta, San Francisco va boshqa shaharlarida minglab namoyishchilar yig'ilib, Falastin xalqining Isroiliyaga qarshi harakatini qo'llagan bo'lsa, yana bir tarafdan Isroiliyani qo'llaydigan namoyishchilar bu namoyish qilib, Isroiliyani qo'llaydiganligini bildirgan va ikki tarafdagi namoyishchilar o'rtasida nurg'un to'qunishlar bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi demokratik ijtimoiy jamiyatning Nyu-York shubasi va Falastin yoshlar harakatini o'z ichiga olgan bir qancha Palestinni qo'llaydigan tashkilotlar 8-oktyabr Palestinni qo'llash namoyishi boshlangan bo'lib, minglab kishi bu namoyishga qatnashgan. Namoyishchilar Isroiliyaga qilgan barliq yordamlar to'xtatilsin, Palestinga erkinlik deb shu'or to'ulg'an. Namoyishchilar Times maydonidan Isroiliya konsulxonasi va Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh shtabiga qarab yurish qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Biden Amerikaning aviamatkisini Sharqi O'rta dengizga harakat qilib, Isroiliyaga yordam berishga buyruq qilgan. Nyu-Yorkdagi Falastinni qo'llaydigan namoyishchilar Amerikani Isroiliyaga yordam berishni to'xtatishga chaqiriq qilgan. Yana bir tarafdan Turkiyaning nurg'un shaharlarida Falastinni qo'llab keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Falastin Isroiliya to'qunishida Isroiliyaning nurg'un harbiy qo'mondonlari o'ldi. Hamas başlagan Aqsa kelkuni namlıq harbiy harakatda nurg'un İsrailiya harbiy qo'mondonlari yaralangan va o'lgan. İsrailiya vaqt kelsining xabarida bildirilishicha, Aqsa kelkuni namlıq harbiy harakatda İsrailiya mudofaa armiyasi İsrailiya Zelin harbiy mashq bazasining qo'mondoni brigada komandiri general Roman Goffmanning 7-oktyabr Hamas bilan bo'lgan chegara to'qunishida yaralanganligi navbatda uning davolanayotganligi bildirilgan. İsrailiya amaldarları 8-oktyabrdagi yangi to'qunishda o'ldirilgan 26 askar va 30 saqchining tizimligini e'lon qilgan bo'lib, İsrailiya davlat mudofaa ministrligining bu vaqtdagi bayonotida Nahar brigadasining qo'mondoni polkovnik Jonathan Steitenberg va universal qismining qo'mondoni polkovnik Roy Levy o'ldi. Buning o'limi yaqinqi yillardan buyon urush maydonida qaza qilgan İsrailiyadagi eng yuqori darajali harbiy amaldarlarning biri degan. Nahal brigadasi İsrailiya davlat mudofaa armiyasining asoslik piyoda askarlar brigadasi bo'lib, İsrailiya janubiy qo'mondonlik organi bilan munosabati bor ekan. Bu brigada İsrailiyaning o'lchamlik harbiy kuchi bo'lib, İsrailiya armiyasidagi yangi bir navbatlik islohotning mahsuli ekan. Garchi uning qurilishi faqat batalyon darajalik jang qiluvchi qism bo'lsa-mu, ammo u dengiz, quruqlik va havo armiyasi qatorliq ko'p sohalik jang kuchlarini birlashtirganligi o'tirg'i qo'yilgan. Nöbette İsrailiya dairleri ölgen İsrailiyaliklerinin sani 73 İsrailiya askerini koşkanda 800'den aşkallıkını, yarlanğalarının 2400'den aşkallıkını, bunların içinde 365'inin ehvalinin iğir işkenlikini bildirişmekte. Ama İsrailiya akhbaratları ölgen İsrailiyaliklerinin sani'nin 1000'den aşkallıkını bildirişmekte. Alaqadar xabarlarda Tel Aviv'deki Ben Gurion aerodromida İsrailiyadan qochayotgan Yahudiler, shundaqla chet ellik sayohatchilarının ko'pligidan qattiq qistonchilik shakllanganligi ve yo'lovchilar bilan İsrailiya saqchilari arasida jadal mojaro kelib chiqqanligi bildirildi. İsrailiya prezidenti İsrailiya xalqiga yalvurdi. İsrailiya prezidenti İshaq Herzog özlerini qiyin küllerinin kütüvatkallıqını keng kölemlik bir uruşunun közünü yumup aşkışı bolgan arlıqtı ahırlaşışının mümkin emeslikini eytti. Herzog Gazze'den İsrailiyaga qilingan hujumlar haqqida xalqga xitob qilib, İsrailiyaning navbatdagi mushaqqatli kunlarni boshdan kechirayotganligini, aslida buning keng ko'lamli urushning bir parchasi ekanligini ta'kidlab, bundaq bir urushning ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda oxirlashishi mumkin emas. Dushmanlarimiz psixologik jihatdan nihoyatda zo'r tirishchanlik ko'rsatmoqda. Jumladan ular tor hujumlarini elib bormoqda, yolg'on ko'rinishlarni tarqatmoqda va yolg'on dokumentlarni e'lon qilmoqda. Ularning asosliq nishoni bizga nisbatan qo'rqunch va andisha paydo qilish dedi. Herzog İsrailiya xalqidan rohat parog'atga berilib ketmasligini talab qilib, chunki bizni mushaqqatli kunlar kutmoqda. Shunga hammaylan dushmanga qarshi bir gavda holatida harakat qilishi, go'yo bir mushtak inoq ittifoqlikni ko'rsatishi lozim deb ta'kidladi va Hamasning qo'rchav ostidagi G'azza rayonidan İsrailiyaga qaratgan hujumni Iranning buyrug'i va qo'llashi bilan boshlanganligini bildirdi. Herzog yana İsrailiya fuqarolariga qaratilgan tahdidni yo'qotish uchun barliq tadbirlarni yo'l qo'yadiganligini, İsrailiyaning qiyin
qiyinçiliklarını yengidiganlığını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden Benjamin Netanyahu'ya telefon qilib, Amerikaning İsrailiya bilan birsap tuturadiganlığını va Tel Aviv'ning özünü qoqdash huquqini qo'llaydiganlığını aytdi. Netanyahu mu Biden'ning şartsiz qo'llaganligiga rahmat etib, oxirida İsrailiya g'alaba qiladigan uzun muddatlik kuchlik bir harakat shart bo'lganligini tilga olgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken mu Amerikaning Falastinlik islomchi guruhi Hamasning İsrailiyaga qilgan hujumini ayiblaydiganligini va İsrailiyaning o'zini qo'qdash huquqini qo'llaydiganligini aytdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği mu İsrailiyaning özünü qoqdash üçün nemige ihtiyacı bolsa, şununga ige bolishiga kapaletlik qiladiganligini e'lon qildi. Yeni bir tarafdan Livandagi Hizbullah harakati Hamasning İsrailiyaga qarshi boshlagan hujumini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Bayonotda Hamasning İsrailiyaga qarshi G'azza rayonidan urush boshlaganligi munosabati bilan Falastin qarshilik ko'rsatish guruhlarini tabriklaydiganligi, Hamasning bu harakatining İsrailiyaning davomlashayotgan jinoyatlari va muqaddas simvollarga xilofliq qilish qilmishlariga qat'iy iradalik bir javob bo'lganligi bildirildi. Hizbullah bayonotida Arab dunyosi, Islom davlatlari va dunyodagi barliq erkin xalq Palestin halkını ve onlarının karşılık hareketini kollaşkı çakırı kıldı. Bayanatta Palestinliklerinin karşılık körüstüş meydanıdan İsrailiye hükümetinin savaq ilişi gerektiği tähkitlengen bulup, bunun bulup mu İsrailiye bilen normallaşıkı intilivatkan barlıq halkara cemiyetke ve İslam dünyasıya yollanğan signal ikkallikki uxturuldu. İsrailiye armiyesi 8. Oktyabr etigende Livan'dan İsrailiye'deki bir herbi körüstüş noktasığa raketamyot hücumu kılınğallıqını ilan kılgan ve hücumğa zembirek etib cevap qaytırgan edi. Livandagi Hizbullah harakati mu İsrailiya chegarasidagi harbiy nuqtaga qilingan hujumning javobgarligini o'z ustiga olgan edi. Turkiya İsrailiya Falastin to'qunishiga qarata diplomatik tirishchanligini davomlashtirmoqda. Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan İsrailiya ve Falastinda yuz bergan jiddiylikdan keyin har qaysi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishishni davomlashtirmoqda. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe diplomatik menbelerden ilgilenen uçurlarına karaganda Hakan Fidan İordaniya Taşkı İşler Ministeri Eymen El Sefedi ve İspanya Taşkı İşler Ministeri Jose Manuel Albares bilen telefonda görüşken. Sohbette İsrailiye ve Palestin'nin en yeni vaziyeti müzakere kılıngan. Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan tünügümü İsrailiye Palestin yirikçiliği başlangan deyken Katar Taşkı İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Saudi Arabistan Taşkı İşler Ministeri Faysal bin Farhan, Mısır Tashqi ishlar ministri Samih Shukri, Falastin Tashqi ishlar ministri Riyad al-Maliki ve İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Amir Abdullahiyan bilen telefonda görüşken idi. Fidan yana Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilen mu telefonda görüşüp meselini muzakirleşken idi. Mahmud Abbas, İsrailiyanın hücumlarına karşı Falastin halkının özünü müdafiye kılış hukuku bar dedi. Falastin Prezidenti Mahmud Abbas, İsrailiyaning hujumlariga qarshi Falastin xalqining o'zini mudofaa qilish huquqi borligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Falastin rasmiy xabar agentligi Vafaning xabar qilishicha, Abbas Hamasning qurolli qanati Izziddin al-Qassam brigadasining qo'rshav ostidagi G'azza rayonidan İsrailiyaga qarshi boshlangan Aqsa kalkuni harakatiga munosabatlik o'zgarishlarni muzokaralash uchun yuqori darajali puxraviy va harbiy amaldorlar bilan Ramallohda bir yerga jam bo'lgan. Abbas yig'indi nutqida Falastin xalqının qo'g'dilishinin zarurligini ta'kidlab, Falastin xalqının ishg'oliyatchi kuchlar ve Yahudi ko'chmanlarining terrorligidan özünü qo'g'dash huquqi bor dedi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.